Merhaba, benim adım Dicle. Bugün sizinle birlikte İhsan Cemal Karaburçak'ın Abstre Peyzaj adlı sanat çalışmasını inceleyeceğiz. Bu resim duralit üzerine yağlı boyayla yapılmış. Duralit, ahşap artıklarının sıkıştırılmasıyla elde edilen biraz esnek ve ince bir tahta. Yağlı boya, yağ içeren, diğer boyalara göre geç kuruyan, böylece uzun süre çalışılabilen bir boya türü. Sanatçı bu resmi tam bir yılda tamamlamış. Resmin adında geçen Fransızca kelime abstre, Türkçe soyut anlamına gelir. Soyut kelimesi bir sanat yapma yöntemini tanımlar. Soyut resim, soyut heykel gibi. Sanatçılar soyut bir resim yaparken düşüncelerini, duygularını, hayallerini resmederler. Bu resimlerde yer alan renkler, şekiller, kullandığımız eşyalara, mekanlara ya da tanıdığımız insanlara birebir benzetilmek amacıyla yapılmamıştır. Tıpkı bu peyzaj resminde olduğu gibi. Resmin adında geçen Fransızca kökenli peyzaj kelimesi manzara ya da bir yerin görüntüsü anlamına gelir. Ancak bu görüntü ya da manzara dağlar, tepeler gibi sadece doğal oluşumları değil, tarım alanları, binalar, bahçeler gibi insan ürünü olan yapıları ve çevre düzenlemeleri kapsar. Çok eskiden itibaren sanatçılar peyzaj resimleriyle insanın doğayla olan ilişkisini konu almıştır. Bu resimlerde bazen bahçeleri, bazen binaları anlatmışlardır. Abstre Peyzaj adlı sanat çalışmasında İhsan Cemal Karaburçak'ta hem insanların yaşadığı kasaba, kent gibi bir yerleşim alanını hem de bu alanın doğayla ilişkisini işler. Mekanları, nesneleri birebir benzetmeye çalışmak yerine onları renk alanları ve şekillere dönüştürür. Tuvalin en üstünde lacivert bir alan var. Sanatçı hemen altını yeşile boyamış. Üzerinde üst üste binmiş daireler yer alıyor. Bu renkler ve şekiller fırtınadan önce yeşile dönen gökyüzünü, güneş tutulmasını ya da güneşin ayla birlikte görüldüğü kozmik bir anı çağrıştırarak hayal gücümüzü tetikliyor. Resmin orta alanında farklı büyüklük ve renklerde boyanmış daire, kare, dikdörtgen, yarım daire şekiller bize yan yana dizilmiş binalardan oluşan sokakları hatırlatıyor. Tuvalin alt bölümünde yukarıda kullandığı renkleri tekrar etmiş sanatçı. Ancak biraz farklılaştırarak uygulamış renklerini. Örneğin sol tarafta ortada yer alan ve pencereyi çağrıştıran dikdörtgenlerin renkleri altta daha geniş ve daha az belirgin biçimde. Sanki rengin suda uzayan yansıması gibi. İstanbul'da doğan Karaburçak matematik eğitimi aldı. 1930 yılında Paris'te bulunduğu dönemde resme duyduğu ilgi nedeniyle sanat okudu ve dünya sanat tarihinde ilgi duyduğu ressamları araştırıp çalışmalarını inceledi. Ben bir renk ressamıyım diyen sanatçı, resimlerinde en çok renge önem verdi. Güneş battıktan sonraki akşam saatlerini çağrıştıran renkleri tercih etti. Mor, en sık kullandığı renklerden biriydi. Yeni bir sanat çalışmasında yine bir araya gelmek üzere. Hoşça kalın.